Evet. Aziz milletim. Sevgili kardeşlerim. Bir hafta dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık. Hayırlı olsun diyoruz. Turan Bey. Şimdi ya Nebati Sayın Bakan'la ilgili şunu söyleyeceğim. Hangi ülkeden geldiyse oraya gitsin. Geri gönderelim onu. Norveç'ten mi geldi? Finlandiya'dan mı geldi? Nereye aitse oraya gitsin. Türkiye olmadığı kesin diyorsunuz. Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Ardamarı çatlamak diye bir şey var bazen. Kimsenin Allah ardamarını çatlatmasın. Aziz Nesin'in çok muhteşem bir eseri var, Zübük. O güzel bir siyasetçi hicividir. Orada telefonun kablosu kesikken Ankara ile konuşan siyasetçi vardır. İşte deniz getiriyor bildiğim kadarıyla şeye, liman yapıyor deniz olmayan yere falan. Beyefendi o kafadan, ya bence bu arkadaşı pas geçelim ya. Tamam, köprüye bunlar gelelim. Nasıl pas geçiyor, biz de bunu pas geçtik. Geçelim. Yani neyini konuşayım kardeşim? Milletle dalga geçen siyasetçilerin ömrü çok uzun olmadı. Şimdi bu köprü meselesinde şunun çok net anlaşılması gerekiyor. Hiçbirimiz yatırımlara karşı değiliz. Hatta biz şimdi bu pas geçtiğimiz beyefendinin üzerinden anlatayım yine. Şu anda ısrarla Türkiye'ye yerli ve yabancı sermaye ile beraber bir üretim havzasına dönüştürmemiz gerektiğini, üreterek büyümemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu beyefendinin söylemleri tam onu baltalamak yönündeydi zaten. Bir onu da hatırlatalım. Bu kafayla bir yere varılmayacağı kesin. Biz başka bir dünyadayız. Biz üretmek, 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 her türlü yatırımın da yapılması gerektiği dünyadayız. Ama bu yap işlet devlet modeli, yap işlet devlet modelindeki yatırımların karşılığı daha çok ödediğimiz vergilerden oluşur hale geliyor. Her ne kadar kimsenin cebinden bir şey çıkmıyor, devletten çıkmıyor, çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanı çıkmıyor diyor. Sonra kalanı hazineden ödeyeceğiz, ha buralardan geçin falan filan diyor. Modeli değiştirmiş. Bu tip yatırımlar yapıldığında, böyle büyük yatırımlar yapıldığında vatandaşın yetki verdiği kişileri izleme ve denetleme olanağının sağlanması lazım. Büyük yatırımlarda vatandaş vergi ödüyor ise vergisinin nereye harcandığını izleme ve denetleme olanağının sağlanması lazım. Buralarda biliyorsunuz ticarisidir her şey. Bir defa 1-0 oradan mağlup bu şeyler, bu işler. Bu fayda üretilecek yatırımları yönlendirme anlamında da bu çok önemli. Çünkü bunlar israfa ve yolsuzluğa çok müsait yatırımlar. Şeffaflıktan uzaklaştıkları ölçüde ki denetlenebilme imkanları çok kalmıyor. İsrafa ve yolsuzluğa çok müsait şeyler. Yarattıkları sorunlar neler? İlave, yani daha ne problemler yaşanıyor? İlave kaynak yaratamadıkları süreç içerisinde anlaşıldı bu yatırımlar. Bunlar İngiltere'de başladı. İngiltere bu modeli vazgeçti. Daha çok bizim gibi az gelişmiş ülkelerde servet transferi modeli olarak kullanılan modeller. Sömürü modelidir. Servet transferi modelidir, vurgun modelidir, siyaset finansman modelidir ve yolsuzluk modeli olarak kullanılıyor. Yatırım kısmını bir kenara ayıralım. Bakın, köprü güzeldir, iyidir, işe yarar falan filan. Ama bu kısımlarıyla baktığımızda dünya sorun var. Birçok kontrolün dışındalar. Geleneksel yönteme göre çok pahalıya hayata geçiriliyorlar. Geleneksel yöntemlerle ürettiğinizde daha ucuz olma ihtimali var. Ve riskin tamamı kamunun üzerine bırakılıyor. Bu haliyle de sözleşme adaleti ilkesine aykırı yatırımlardır bu yap işlet devlet modeli Türkiye'deki şekilde beraber. Yani şunu söylüyorum. Bunlar siyasetin finansmanından yolsuzluğa, israfa varacak kadar ağır kullanılmış ve hazinedeki üzerimize yıktıkları yük itibariyle torunlarımıza kadar bizi borç altına sokmuş olan yatırım şekilleri. Bir defa burayı bir kenara koymamız gerekiyor. Başka bir sıkıntı da yaratıyorlar. Verilen garantilerin gerçekleşme imkan ve ihtimali yok. Bizim Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz kardeşimiz bu konuyu sık sık açıklıyor. Evet. Diyor ki Avrasya Tüneli'nde %83 yanıldınız diyor. Nasıl yanılıyorsunuz kardeşim? Zafer Havalimanı'nda %99 yanıldınız.
Milyonlarca. Efsane zaten. Efsane. Yani hepsinde yanıldınız dediği en Zafer kötü. Zafer Havalimanı'na verilen garanti sayısı bütün çevredeki illerin nüfusunun toplamı. O kadar uçuş yok. Hayır toplam yani nüfus yok. Çevredeki o kadar nüfus yok. O kadar nüfus uçsa bile yine yetmiyor yani. Yatırımdan hiçbir koşulda faydalanma ihtimali olmayan vatandaşların üzerine de bu yükü yıkıyorsunuz. Alınan bedeller çok dramatik. Yani burada 15 euro artı KDV diyor ya. Hani 200 liracık dediği yerde de aslında üstteki rakam direkt hazineden peşinen ödenir hale geliyor. Yine bizden çıkıyor. Yani 200 lira verecek olan otomobil aslında geçiş garantisinin karşılığını vermiyor. Tamamını vermiyor. Bununla ilgili ne kadar fark var arada? 200? 290 lira civarında aslında. Yani her geçen araca devlet zaten 90 lira verecek. Orada zaten fazlasını da bize ödettiriyorlar. Böyle tuhaf. Böyle garip bir şekilde Profesör Uğur Emek sizin ekranlarınızda söyledi. 3 evet. Yıl 3 ayda verilen süre yapılabilecek işe 5 yıl 6 ay süre verdiler diyor. 3 yıl 3 ay olması gerekiyor. 5 yıl 6 ay süre verdiler. Şimdi de erken bitirmekten dolayı bonus verdiler diyor. Aşağı yukarı 600 küsür milyon avroda bir bonus yaratıldı erken bitirmeden dolayı diyor. Geçebilecek araç sayısı toplamda sözleşme süresinde 3,5 milyon. Garanti verilen araç sayısı 16,5 milyon. Bu günlük 45 bin araç galiba. 45 bin araç saniyede 2 saniyede bir aracın geçmesi demek. Şimdi her gün 45 bin araç 2 saniyede bir aracın tabii, geçmesi demek. Bu arada feribotla Çanakkale Boğazı'na geçen araç sayısı 12 bin. Evet. Ya bunu yakalama şansınız hiç yok orada. Hı. Kaldı ki az önce söyledik üzere farkı ödüyorsunuz sürekli. Şimdi bakın bu farkın en önemli bariz şeylerinden bir tanesi Osman Gazi Köprüsü. Garanti edilen ödeme 2022 için 688 TL ortalama araç başına. Ödenen 184,5 TL. Diyoruz ya İzmir'e giderken dünya para ödüyoruz otoyola köprüye. 184,5 lira ödediğimiz köprüde aslında 688 lira geçiş ücreti hazineden de fark olarak alınıyor. Sayıyı tuttursanız da bu ayrıca alınıyor. Şimdi bu akıl dışılığı, bu dayatmayı nasıl tarif edebilirsiniz siz? Öyle yanılmayla falan tarif edilecek bir yanı var mı bunun? Burada iyi niyetin olma ihtimali var mı? Nasıl tarif edelim? Bunun iyi niyetle tarif edilme ihtimali yok. Buradan tabii bir siyasetçi saldırganlığı içerisinde bunu anlatmayacağım ama şu kesin ve net. Bunu deklare ettik. Sayın Genel Başkanımız beşli çete diyor, o diyor, bu diyor, defalarca söylüyor. Ve bu arkadaşlarımız basında yer aldı. Bu vurgunu sorgulama ihtimalimize binaen bir de gitmiş sigorta ettirmişler. Sigorta yaptırmışlar, evet. Yani bu vurgun olan yerleri sigorta ettirmişler. Siyasi sigorta. Siyasi sigortacılık burada mümkün müdür, ne kadar parayla yapılır ayrı bir konu ama şunu vatandaşlarımız bizim ekranlardan bizden duysunlar. Buralara altını çizerek söylüyorum. Kamucu müdahaleler yapacağız. Kamucu müdahaleler. Ya devletleştirme, kamulaştırma başka bir şey. Kamucu müdahaleler yapacağız. Az önce dedim ki vatandaşın vergileriyle beraber İyi Parti yetkilileri bir ara tiksindirici borç diye açıklamalar yaptılar. Kanal İstanbul'la alakalı. Burada da o tiksindirici borcun uzantılarının olma ihtimali var. Tiksindirici borç nedir? Elinizdeki yetkileri denetimsiz bir şekilde tekçi bir iradeyle kullanırsınız, herkesi sindirirsiniz, bilgi sahibi yapmanız gereken, bilgilendirmeniz gereken kesimleri devre dışı bırakırsınız, herkesi sindirirsiniz ve içinde hukuk ihlali olan sözleşmeler yaparsınız. Bu tiksindirici borçtur. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Bu borcun altına imza atanların kişisel sorumluluğuna kadar gidebilecek bir sürece döner bu. Eğer tiksindirici borç niteliği var ise, İçinde hukuk ihlali, açıkça kasıtlı bir takım işlemler yapılmış ise, Figen Hanım da bunu çok iyi bilir, kişisel sorumluluğa, siyasi irade sahiplerinin sorumluluğuna gidebilecek kadar ilginç bir süreçtir. Bu böyle olacaktır anlamında söylemiyorum. Bizim dönemimizde biz sermaye düşmanı değiliz, biz yatırım düşmanı değiliz. Biz bu ülkenin refahının bir şekilde yerli ve yabancı sermayenin kamu yararıyla birleşerek üretebileceği bir alandan çıkabileceğini biliyoruz. Bunun için de hukuka dayalı demokratik bir devleti kurguladığımız andan itibaren de bu ekonomik yolu yürüyebileceğimizi biliyoruz. Ama bu memleketin üzerine bu şekilde uğurlaştırılmış bu yatırımlar
Yatırımın fiziki yanına bir şey demiyorum. Bakın ısrarla bu yatırımların fiziki yanı üzerinden bu yatırımları eleştiren herkesi sanki yatırım düşmanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Hiçbirimiz yatırım düşmanı değiliz. Bu ülkeyi yatırımlara boğacağız. Peki. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetimin hakkının sorgulanması gerektiği yerdeyiz. Kamucu müdahale nedir? Bu sözleşme.